NATO üyelik sürecinde Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık dünyada tepki çekti. Fas, Stockholm Büyükelçisi'ni geri çekti. Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerindeki İsveç Büyükelçilerini çağırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rusya Devlet Başkanı Putin de skandalı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bayramın ikinci gününde Adıyaman'da temaslarda bulundu. Adıyaman'ın depremlere karşı Türkiye'deki en dayanıklı illerden biri olacağını söyledi. Esnafla bir araya gelen Yılmaz, inşası devam eden kalıcı konut projelerini de inceledi. Cevdet Yılmaz, Adıyaman'ın ardından Kahramanmaraş'a geçerek Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını söyledi. Bakan Yumaklı, hayvancıların nakliye ve besleme gibi tüm maliyetlerinin de karşılanacağını ifade etti. Kırıkkale'de nehre kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a giren Irak kuyruklu 3 çocuk akıntıya kapıldı.